the lomar Bastoni ve Lobotka geldi. Bastoni'ye bakalım. 1.90 boy. Dün elendiler ama bu lig için geçerli. 1.90 boy. Orta yüksek. Beceri ve zayıf ayak 3. Sol ayak. Hızı güzel. Stopere göre. pasiye, iyi. Reaksiyon soğukkanlılık çok iyi. Defans iyi. Fizik de iyi. Trade'leri de iyi. Ne böyle ya? Pas trade'i de falan da var. Chat bu kart yapılır. Bir de dün Inter'in elendiğine bakmayın. Inter çok iyi bir takım. Çok iyi bir teknik direktörü var. Yani Inter iyi top oynuyor. Napoli'yi yener bence. Bu kart 91 olur. Hatta ben de yapacağım galiba. Lobotka'ya da bak bakalım yine de lobotka 3 beceri orta sağ yani ben hiç sevmiyorum en kötü 4 olması lazım 1.70 boy hız Defans çok iyiymiş ama. Defans 89 niye yazıyor biliyor musunuz? Kafa isabetinden dolayı. Her şey 90. Trade'leri nasıl? Kafa trade'im var. Aa bu trade adam ne yapsın ya? Adam boy 1.70 ya. Bak bu hiçbir işe yaramaz. Bomboş olması lazım kafa vurunca. Yani yanında ondan uzun birisi varsa o topu alır. Bırakmaz yani. Bu iş bir işe yaramaz. Şunlar tamam. trade'leri de güzel ne istiyor? Tek görev mi? Chat ucuzmuş. Bak fiyatını görünce kafam karıştı. Bastoni kesin yapın da. İstiyorsanız bu kartı da yapın. Ucuzmuş yani. Ama elinde kante varsa gerek yok mesela. Toti zamanı Kante geldi ya. Kante varsa gerek yok. Sırayla herkese bakalım ya. Şuradan yeni sezona bir bakalım o zaman. Belerin varmış. 5 zayıf ayak. Sabek. Dribbling güzel. Defans güzel. Güç biraz düşük işte. O omuz mücadelesinde sıkıntı yaratıyor. Kesme pas straight. Ve çabuk adım. Bedava bir karta göre gayet güzel. Oynatılır yani. Bu kartla ilgili güzel şeyler duydum. 5 beceri. 3 zayıf ayak. Yüksek yüksek. 1.85 boy. Ya bu kartlar şey için güzel. RTG tarzı. Kendi emeklerinizle yaptığınız yani para harcamadan yaptığınız bir hesabınız varsa bu kartlar çok keyif veriyor. Bu kart da oynar. Zayıf ayağı sıkıntı yaratabilir ama bedava bir karta göre. Insigne'ye bakalım. Insigne geçen yıllarda geldiğinde ben oynatıyordum. Çünkü vücut tipi oyuna çok uygun. Çok seri dönüyor. Bu kartı da öyle. Her şey var. Bu kartla işte ikili mücadeleye girmeyeceksin. Direkt topu veriyor. Dribbling yapacaksın. Rakiple çok temasa girmeden işini halledeceksin. Teknik dribbling de varmış. Güzel yani. Şura paketleri geçiyorum. Bunlar zaten direkt alıyoruz. Burada bir değişim varmış. Tek oyuncu 85-10. Ben herhalde 85-10 alırım. Başka ne var? Şurada iki tane insinyar. Diğerinde ne fark var? Ha zayıf ayak ve beceri. Tabii ki de bence bu benim kendi fikrim. 5 beceri olan alacaksın. Şurada fodder istiyorsan 83-20. İyi bir şey çıksın istiyorsan 87-3. Ve en sonda da böyle bir şey var. Hiçbir şey atmıyor ama yine de heyecanlandırır. Sezonluk görevlerde kola muayene varmış. Ona bakalım. 5 hey, zayıf ayak. Ben 5 beceri sanıyordum. Yüksek orta 1.87 boy. Sağ kanat oluyor. Hız var. Şut var. Uzaktan şut düşük biraz. Uzun pas düşük. Agresiflik 42 ama forvette öyle aman aman bir sorun olmaz. ve kuvvetli şut var ve kafa trade'i var. Ve daha karta göre çok güzel. 87 hero. Şuradan abi sana kompani. Gov'u fena değil ama bence oynatmazsın. Gov'u fena değil diye sordum da oynatır mısın bilmiyorum. Alayım belki oynatırsın. Aa ikon açtım yanlışlıkla. Keşke açmasaydım. Açtım. Ah! Oh! Bu kim? Aa Grilish mi? Foden. Güzel kart. Odur değil ya bu pahalıydı. İzle. Bence ismi yeter. Bastoni yapıp deneyeyim mi? İsteyen artı bir yazsın. Bastoni yap dene. Artı bir. Evet Bastoni'yi bitirdik. Kulübümde neredeyse oyuncu kalmadı. Biraz fazla bir şey istiyordu ama. Bence değecek. Kart güzel çünkü. Evet geliyor. Animasyon yok. Ha, Bastoni geldi. Trade'leri de güzel. Özellikleri de güzel. Boyu da uzun. Sol ayak. Her şey iyi görünüyor. Bastoni'ye gölge basıyoruz. Bastoni'ye atacağım önce. Hmm, çok iyi. Dönüşleri çok iyi. Dövmesini yapmışlar. Önem vermişler yani. Stopere göre çok iyi dönüyor. Şu pası atabilir mi? İnanılmaz. Oyunun en iyi stoperi. Ferdi'ye şu topu atabilir mi? Harika. Pas devam. Seni izliyorum. Bitir. Baston'dan Osterwolde golü. izle Beşli savunmaya Osterwolde golü atıyorum. Hayır be. Baskı baskı. Aaa Sivici'yi Bastoni harikasın Bastoni. Nasıl avantajdı ya? Avantaj nasıl bitti? Bastoni geldi. Geçmiş olsun. Bastoni karşısında Ronaldinho. Bastoni çok iyi. Bastoni vur. Yeşil. Aa, benden mi çıktı? Benden çıkmış. Bastoni vuramadı. Bastoni çok iyi be. Bastoni yine doğru yerde. Kendi kendine gitti aldı. Burası önemli arkadaşlar. O pozisyon not alın. Not alın. Önemliydi o. Bastoni yetişti. Çok iyi. Arkadaşlar ben kartı beğendim. Bastoni güzel. Bastoni bravo. Kendi kendine gitti. Çok iyi. Bastoni yedi. Arkadaşlar tekte alıyor. Bir stoperde en çok dikkat ettiğim şey. Topu sektiriyor mu? Hiçbir topu sektirmedi. Bastoni. Bu oyun hatasıydı. Güzel kestik de top geri gitti. Çok oluyor. Çok iyi Bastoni. Baston ile karşı karşıya. Yemen lazım. İşte bu. Çok iyi. Of pasa bak. Bastoni. Bravo Bastoni. Oyun bozuldu. Bastoni çok iyi. Bravo. Bastoni yersin. Alamadım. Bastoni güzel müdahaleydi. Bastoni kapattı. Harika. Tekte. Bas atabilir mi? Deneyeceğim. Bastoni. Çok güzel attı. Bastoni. Bastoni. Bastoni yorumlamaya geçiyoruz. Bastoni yorumluyorum. Önce fiziğine gelelim. Kartı farklı kılan özelliğinden bir tanesi. Boyu uzun ve geniş. Van Dijk gibi. Van Dijk gibi fizikli oyuncular defansta çok iş yapıyor. Bastoni öyle. Kalıplı yani. O özelliği bir kere artı. Çok büyük artı. Sol ayak olması artı. Sol stoperde de oynatırsın. O da güzel oluyor. Hızı yeterliydi. Werner'e bir yere yetişemedi ama Werner çok iyi şu anda. Uzun pas birkaç kere denedim. Çok güzel atıyor. Reaksiyon soğukkanlılığı yüksek olduğu için tekte topu alıyor. Tekte alıyor. O çok önemli. Defansı iyiydi. Fizikte iyiydi. Ya ben kartı beğendim genel anlamda. Trade'leri de güzel. Şu trade, şu trade sayesinde doğru yerde duruyordu. Şu trade de önemli tabii. Kart yapılır. Inter kazanır büyük ihtimal. Hani geleceği göremeyiz ama bu benim öngörüm. Inter iyi gidiyor çünkü. Elendiğine bakmayın. Kart 91 olur bence. 91 olursa Akanji'den iyi olur. Şu an Akanji ile hemen hemen aynı seviyede. Ama boy bakımından Akanji'den daha iyi. Hava topunu daha iyi alıyor. Onu söyleyeyim. Yapılır. Bence yapın. Yine siz bilirsiniz. Artı Olursa, oyunun en iyi stoperlerinden birisi olur çünkü 91 çok iyi olur. Şöyle düşün 91 olursa hız 85 olacak, reaksiyon sokanlılık 96 94 olacak, defans 93, fizik 90. baya güzel oluyor. Yani ben yapmanızı öneriyorum ama yine karar sizin. Evolution'da gelirse 92 olur. Basmadıysan basabilirsin. Bastoni mi, Konate mi, Lucio mu? Çok yakınlar. O saydığınız kartlar birbirine çok yakın. Arada ufak farklar var. Baston 91 olursa play style'ları da çok iyi. yani şu play çok iyi. İşte Maldini'de bu var işte ya. Daha nasıl söyleyebilirim ki? Maldini'de Van Dijk. Bak şöyle düşün. Van Dijk'ta bu var. Maldini de bu var. İkisinin aynı anda olduğu bir kart. Galiba bir tek bu var galiba. Şu ikisinin aynı kartı olması. Arkadaşlar harika bir yayındı. Ben izninizi istiyorum. 3 saat olmuş. Yarın yine açarız yayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum hepinizi.